Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde artık model üzerinde son revizeleri yapıp yavaş yavaş buna materyal ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle burada teknik bir aksaklıktan dolayı kaydını almıştım belli bir kısmını ama ses aktarılmamış. Burada belli bir yere kadar yaptıklarımı geri aldım ama ben de şuradaki undo steps özelliği 256 olduğu için o bile yetmemiş yani. Bunu geçtiğimiz günlerde bir reels videosunda paylaşmıştım. Sistem kısmında şuradaki özelliği 256 yaparsanız 256 kez geri alma işlemi yapabiliyorsunuz. Ben bir yere kadar geri aldım ama bu bile yetmemiş. O yüzden şu obje olduğu gibi kaldı. Projeyi de kaydettiğim için geri dönemedim. Şimdi biz bunu da birazcık inceltme işlemi yaptık. Hızlandırılmış bir şekilde paylaşacağım. Siz videonun hızını yavaşlatarak takip edip bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben mesela şuradaki banklardan birkaçını kaldıracağım. Bunlara gerek yok. Şöyle birazcık ortalayalım buradaki banklarımızı. Burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Önce şuradaki bankları seçiyorum. Şimdi dikkat edin, burada sırasıyla GY 1,5 yazacağım. Böyle yazdığımda tam 1,5 birimlik bir mesafede hareket etmiş oluyor objemiz. Tıklayıp bunu olduğu yere bırakıyorum. Aynı şeyi şurası için de yaptığımızda tabii eksi yönde yapmamız gerekiyor bu sefer. Bu 4 objeyi aynı mesafede yaklaştırmış olacağız. GY eksi 1,5 yazıyorum. Enter'a basıp bunu da tamamladım. Bakın ikisi de tam ortaya gelmiş oldu. Şunlara da aynı şeyi yapabiliriz. Üstten görünüme geçip. Ya bu da bir yöntemdir. Hatta önce şunları seçelim. Bunlar artı değer. GX.2 yazıyorum. Bakın birazcık yan tarafı açılmış oldu. Nokta 3 yapalım bunu. GX.3 yazdım. 0,3 birim olmuş oluyor. Nokta 3 yazınca. Direkt öyle anlıyor bunu Blender. Burası aslında yeterince yakınmış zaten. Şöyle bunu da göz kararı şuraya taşıyorum. Birazcık daha eşit ve düzgün oldu. Şimdi bu objeyi de şuraya alalım. Y ekseninde şöyle. Köşede dursun bu. Şimdi şuraya bir kapı yapmak istiyorum. Ama nasıl bir kapı olacak? Yani açık olacak burası. Ondan önce yapmamız gereken bir işlem var ama. Şimdi burada bu objenin modifierlarını uygulamamız gerekiyor. Yani dememiz gerekiyor ki biz bu modifierları bu şekilde kabul ettik. Artık bundan sonra değişiklik yapmak istemiyoruz. O yüzden şu modifier kısmına gelip birazcık da büyütelim şöyle. Ctrl ve A'ya basarak buradaki modifier'ı uygulayacağız. Şimdi make object data single user and apply vesaire işte. Böyle bir uyarı karşımıza çıktı. Burada diyor ki eğer sen bu objenin modifier'ını uygulayacaksan ben bunu artık mesh datasını ayrı bir blokta tutacağım diyor. Hatırlarsanız biz bunu Alt ve D tuşuyla yani bağlantılı bir şekilde çoğaltmıştık. Bu yüzden böyle bir uyarı veriyor. Bunu kabul edip devam ediyorum. Aynı şeyi şuraya da yapacağım. Bakın fare imlecini şuraya getirip Ctrl A'ya basmanız yeterli. Tabi obje modunda yapacaksınız bunu. Ctrl A'ya bastım. Bunları uyguladım. Projeyi de ara ara kaydedin arkadaşlar. Şimdi burada artık istediğim düzenlemeyi yapabilirim. Bakın edit moda geldiğimde bu artık düzenlenebilir bir objeye dönüştü. Şöyle bir şey yapacağız burada. Bu arada ben edit modun wireframe modunun rengini değiştirdiğim için böyle görünüyor. Siz de yine siyah şekilde görünecektir. Şimdi ben buranın bir kısmını şöyle değiştirmek istiyorum. Nasıl yapalım mesela? Ölçülü bir şekilde şuradan tabii X-ray'i de açmamız gerekiyor. Arkadaki grid'i takip ederek belli bir kısmını seçeceğim bunu. Şuraya kadar aldım. Shift'e basılarak şurayı da alıyorum. Eşit oldu mu diye bakıyorum. Şurada birazcık şey var. Tekrar 3'e basalım burada. Tam eşit olmamış. Şurayı biraz iptal etmemiz gerekiyor. Ctrl'e basılı tutuyorum. Farenin sol imleciyle Select Box modunda. Şu an aşağı yukarı eşit oldu. X'e basıp Faces diyerek burayı sildim. Şimdi şuradaki objeyi de silmem için buradaki modifier'ları da uygulamam gerekiyor. Ctrl A ile aynı şekilde bunları da uyguluyorum. Edit moda geldim. Şuradaki objeyi L'ye basarak seçip X Faces diyerek buradan kaldırdım. Şimdi burada yine şu objeleri çoğaltıp şuraları kapatmamız gerekiyor. L'ye basıp şöyle Shift ve D ile bunu çoğaltıyorum Y ekseninde. 3'e basalım burada göz kararı. Şöyle Y ekseninde taşıyorum. Tabii X-ray'i de açalım ki daha net görebilelim. Aslında burada belli olmuyor çok. Şöyle bir şey yapalım. Şu arkadakini H kısalığıyla gizliyorum. Bunu da şöyle 3'e basıp düzgün bir şekilde editleyeceğim. Bakın böyle bir girişimiz olmuş oldu. Buraya bir tane de küçük bir merdiven yapalım istiyorum. Onu da şöyle yapalım. Shift ve A'ya basıp yeni bir tane küp oluşturuyorum. X ekseninde şöyle getirdim küpümü. Şimdi şuradaki kenarı seçerek Ctrl ve B ile bevel işlemi yapacağım. Birkaç tane segment vereceğim burada. Şuradan Bevel menüsünü açıyorum. Burada Profile Type'ı Custom'a çeviriyorum. Preset özelliğinde Steps yapacağım. Bakın merdivenimiz direkt hazır oldu. Şurada tabii segment sayısını artırdıkça segment gelecek ama uygulanmadığını göreceksiniz. Şurada Apply Preset seçeneğini tıklayarak basamak sayısını böyle artırabiliyorum. Bu bence yeterli oldu şöyle.
Burası bu şekilde. Şimdi bu obje üzerinde yine lokal görünüme geleceğim. Şu arkadaki yüzeyi siliyorum. Burayı kullanmayacağız. Altı da silebiliriz. Çünkü zemin koyacağız alta. Böyle bir merdiven görüntüsüne sahip olmuş olduk. Yine lokal görünümden çıkıyorum. Burası tamamdır. Şuraları da silebiliriz aslında. Şu yüzeyi. Ya burada aslında çok da abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sonuçta sildiğimiz yüzey bir tane yüzey. Ama yine de oyun motorunu atacak olsanız ve kullanıcı buradaki yüzeyi hiç görmeyecekse bunları silmemiz mantıklı olacak. Çünkü mobil oyun sektöründe özellikle optimizasyon çok önemli bir konu. Ben de daha çok oyuna yönelik üretim yaptığım için bu ipuçlarını da sizle paylaşmış olayım. Şimdi burada devam edelim tekrar. Burası iyi oldu. Şöyle bir tabela yapıp acaba voleybol sahası falan yazsak mı diye düşünüyorum. Alt ve H kısa yollarını kullanarak şuradaki gizli objeyi açmış oldum. Şimdi şu file üzerinde benim içime sinmeyen bir şeyler var hala. Biraz yaklaşıyorum. Son kez bir bakalım arkadaşlar. Çünkü modelleme kısmını tamamlayacağız artık. Şu taraf biraz daha aşağıda kaldı gibi oldu. Çok hafif. Belki de bana öyle geliyor. Şu sol tarafı biraz genişletsem çözülecek aslında olay. Tabii X-ray'i açmamışız burada. Hafif şöyle rotasyon vererek, biraz da Z eksenini de küçülterek. Bence daha iyi göründü. Şunları yine aşağı indiriyorum biraz. Sanki biraz daha iyi oldu öncekine göre. Son olarak şuradaki kenarı seçip yukarı alacağım. Çok az. Bunları yine shift'e basılı tutarak yapıyorum ki çok hassas ölçümler olsun. Şu an artık güzel oldu diye düşünüyorum. Tekrar şöyle uzaktan bakalım. Bence biraz daha düzeldi. Tamamdır. Şimdi bunu artık tekrar materyal görünümüne gelip lokal moddan çıkacağım. Şurayı bir organize edelim. Aslında bunları isimlendirmemiz de gerekiyor ama bunu artık en son yaparız. Böyle buradaki obje sayısı arttıkça baktınız burası karışıyor. Hemen 2-3 dakikanızı ayırarak bunları koleksiyonlara ayırın arkadaşlar. Uzun vadede çok büyük vakit kazandıracaktır. Şimdi eksiye basıp burayı kapattığımda bakın ne kadar düzenli bir görüntü oluşmuş oldu. Yine renklendireceğim bunları. Şimdi burada yavaş yavaş materyalleri oluşturup dersimizi sonlandıralım. Şuradan materyal görünümünü açıyorum. Renklendirmelere başlayabiliriz. Önce lambalardan başlayalım. Burayı büyüterek şuradaki materyal kısmından renk atayacağım şimdi. Bunlar sadece tek renk olacak. Bir tanesi üzerinde işlem yapacağız. O yüzden çok karmaşık gelmesin. Materyallere sonraki derslerde daha çok hakim olacaksınız. Şimdilik bu proje için basitçe renk eklemeye başlayabiliriz. Artıya basıp ekledim materyalimi. Şuradan base color atacağız. Bunu şöyle gri yapabiliriz. Bu bir sokak lambası sonuçta. Yine rengi şöyle istediğimiz düzeye gelene kadar değiştiriyoruz. Biraz daha koyu olabilir bence. Şöyle yeterli olacaktır. Şimdi burada lamba modelinin üzerine zoomluyorum. Şuradaki kısma bir tane renk eklemek istiyorum. Bunu da yine artı kısmına tıklayıp yeni materyalle yapacağım. Base color'ım beyaz olsun. Assign diyorum şu an. Burası beyaz oldu. Şöyle şuradaki emission değerini birazcık açık yapalım istiyorum. Şöyle beyaz bir renk olsun. Gücünü de biraz artıracağım ki çünkü burası lamba olacak. Buraya biz ışık koyacağız. Yani böyle görünmesi daha güzel olacak bizim için. Diğer objelerim de bağlı olduğu için hepsine gelmiş oldu. Burası tamam. Şimdi materyalleri yine en son isimlendiririz. Bununla vakit kaybetmeyelim. Ben orayı hızlandırırım. Sizler de isimlendirirsiniz o sırada. Burada yine çitleri renklendirelim önce. Çitlerimizi seçiyoruz. Tellere ayrı, şuradaki kısımlara ayrı materyal vereceğim. New dedim. Yeni bir materyal oluşturdum. Buraya da şöyle gri bir renk verelim istiyorum. Şunları atamamışız. Şuradaki ikona tıklayarak materyal 2'yi atayacağım. Tıkladım bunu. Birazcık koyu oldu. Az bir şey açabiliriz bence bunu. Şöyle biraz daha açık bir renk olsun. Şuraya da aynı şeyi yapıyorum. Bu şekilde materyal 2'yi hepsini atamış oldum. Şimdi çit kısmımız tamam. Burada bir de şimdi şuradaki direklere renk verelim. Ama ondan önce şöyle bir şey yapalım. Şuradaki objelerin hepsinin üzerindeki modifier'ı uygulayacağım artık. İşimiz kalmadı burayla. Ctrl A ile şöyle uyguladım. Şimdi hepsini seçelim arkadaşlar. Ctrl C ile bunları join edeceğim. Tek bir obje oldu. Edit moda gelip tüm yüzeyleri seçiyorum. P kısa yoluyla burada by loose parts diyerek objelerin hepsini ayrı obje yapacağım. Tıkladım buna. Şimdi bunların hepsi ayrı obje. Şuradaki elementimiz de bizim aktif objemiz. Yaklaşalım buna. Bakın açık sarı renkte. Ben buradaki tüm objeler şu objeyle bağlantılı olsun istiyorum. Yani hangi obje olduğu fark etmiyor. Hepsini birbirine bağlamak burada amaç. Burada tabii sağ tıklayıp objelerin pivot noktasını merkeze almamız gerekiyor. Hepsininki şu an merkeze geldi. Ctrl ve L'ye basıp Link Object Data diyeceğim. Şu an objelerin bağlı olmuş oldu. Bakın bu objeler üzerinde artık hangi değişikliği yaparsam yapayım hepsinde uygulanacak gördüğünüz gibi. Ben buna hangi rengi verirsem vereyim. Mesela bir tanesine renk verdim. Şöyle bir materyal verelim buna. Bu sefer maviye yakın bir renk verebiliriz. Şöyle. Koyu olsun ama yine.
Bunu sonradan değiştirebiliriz. Bakın, hepsine uygulandı materyalim. Burada yine yapacağım herhangi bir değişiklik hepsine uygulanacak. Şimdi edit moda geldim. Şuradaki yüzeyi zoomluyorum. Burada belli loopları seçerek farklı bir renk vermek istiyorum. Bu da beyaz olsun mesela. Assign dedim. Bakın böyle oldu. Aslında şöyle bir şey yapalım burada. Kenar modla gelip şuradaki loopları seçerek X'e basıp Edge Loops demem lazım. Buradaki Edge Loop'u bizim için silecek. Şurayı da Z ekseninde biraz inceltiyorum arkadaşlar. Şu an bakalım nasıl durduğuna. Birazcık da genişletebiliriz aslında şöyle. Tabii bunu nasıl yaparız? Şöyle Extrude Along Normals dememiz lazım. Bence biraz daha güzel durdu. Bu şekilde burayı düzeltmiş olduk. Beyaz rengi de biraz koyu yapalım. Böyle kirli beyaz olsun. Şimdi devam edelim renklendirmeye. Banklarımızı renklendirelim. Buna bir tane şöyle sarıya benzer odunsu bir renk vereceğiz. Turuncu gibi. Şöyle biraz yumuşatıyorum. Biraz daha koyu olsun. Şuradan bakabiliriz bakın. Bir yandan oradan düzenlerken burada nasıl göründüğünü. Birazcık turuncuya çalsın. Şöyle bir şey bence güzel oldu. Bunu şimdi ayaklarına ayrı renk yapacağız. Siyah yapacağız onları. L'ye basıp hepsini seçerek. Burada yine yeni bir renk atacağım. Assign dedim. Burası da böyle olmuş oldu. Şimdi burada devam edelim. Şuradaki filemizi siyah yapmamız gerekecek. Tıkladım üzerine. Yeni materyal ekledim. Buna şöyle siyah bir renk vereceğiz ki ipe benzesin. Birazcık rengiyle yine oynarız en son sıkıntı olursa. Şuralar tamamen beyaz kalacak zaten. Şimdi zemine şöyle bir şey yapacağız. Yeni bir materyal ekledim tekrar. Bunun rengini şöyle koyu gri yapacağız. Birazcık şöyle zemine benzemesi açısından. Burada şimdi shading kısmını açıyorum. Belli değişiklikler yapacağım arkadaşlar. Şurada bizim shader editörümüz var. Bu ne işe yarıyor? Bizim materyaller üzerinde çeşitli değişiklikler yapmamızı sağlıyor. Bununla ilgili yine sonraki derslerde çalışmalar yapacağız. Şimdilik bir amaç için kullanacağız. O da alttaki zeminimiz böyle birazcık beton bir zemine benzesin. Bunu da nasıl yapacağız? Şuradaki editörü büyütmek için Ctrl Space ile buraya tıklıyorum. Bakın böyle büyüdü. Shift ve A'ya basıp Search kısmına tıkladım. Hemen burada bir tane noise texture oluşturacağım. Şöyle bir düğüm oluşturdum. Bu düğümlerimiz dediğim gibi birazcık gerçekçi bir görüntü almamızı sağlayacak. Bir not daha ekleyeceğim burada. O da bump nodu. Şimdi şuradaki fade kısmını yükseklikle birleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra şuradaki normal kısmında ana materyalle birleştireceğiz. Şimdi bakalım nasıl bir görüntü oldu. Böyle bozuk bir görüntü olmuş oldu. Biz bunu birazcık düzenleyeceğiz. Onu da şuradaki değerleri değiştirerek yapacağız. Mesela scale değerini şöyle artıralım biraz. Bakın artırdıkça birazcık daha böyle betonun yayıldığını göreceksiniz. Aslında şöyle 250 gibi bir değer yeterli olur. Şurada roughness'ı birazcık artıracağım. Çok az böyle bir roughness veriyorum. Şuradan bump'ın gücünü biraz azaltırsak daha iyi bir görüntüye sahip oluruz diye düşünüyorum. Çok az şöyle. Aslında 250 yeterli olur yine burada. Nokta 250 yazıyorum. Bakın biraz daha uzaktan gerçekçi görünen bir zeminimiz olmuş oldu. Şurada bir de distortion değerini 25'e çekelim. Biraz daha görüntümüz düzelmiş oldu. Bakın zemine dikkatli bakarsanız böyle bir yapı aldığını göreceksiniz. Bizim de istediğimiz bu zaten yani %100 gerçekçi olsun değil. Sadece render'da biraz daha iyi görünsün. Şimdi burada son olarak artık zemini eklememiz gerekiyor. Zemine bir resim ekleyeceğiz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde şöyle yapacağız. Önce edit moda geliyorum. Tabii şu obje üzerinde bir lokal görünüme geçebiliriz. Buraya yeni bir materyal atacağım. Artı kısmına tıkladım. New diyorum. Yeni bir tane renk atayalım mesela buraya. Kırmızı olsun. Assign dedim. Burası artık kırmızı görünüyor. Şimdi resmimizi eklememiz gerekecek buraya. Kırmızı materyalim seçili. Şöyle düğüm üzerinde işlem yapacağım. Shift ve A'ya basıp bir tane resim ekleyeceğim burada. Image texture ekledim. Şimdi buradaki rengi direkt şuraya bağlayabiliriz. Bakın artık siyah oldu burası yine. Çünkü üzerine herhangi bir texture eklemedik burada. Open diyorum. Benim şurada bir texture'ım var arkadaşlar. Bunu nasıl hazırlayabilirsiniz? Ben bunu Adobe Illustrator'da hazırlamıştım. Herhangi bir tasarım programını kullanarak çok basit bir şekilde çizebilirsiniz. Sadece temel bir rengim var. Etrafından şöyle voleybol sahası referans görsellerine bakarak şöyle beyaz bir çizgi çektim. Belki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili de ders çekeriz. Şimdi bunu seçiyorum. Open Image diyeceğim. Görselim buraya gelmiş oldu. Ama şu an üzerinde bir sıkıntı var. Görsel tam olarak buraya uymadı. Bunu nasıl yapacağız? Şuradan UV Editing kısmını açıyorum. Şuradaki 4 noktayı seçip S'ye basarak bunu büyüteceğim. Şurada bir yandan da materyal görünümüne geçelim ki nasıl bir değişime uğradığını görmüş olalım. Bakın ben burayı değiştirdikçe, S'ye basıp burayı büyüttükçe objem düzgün bir şekil alıyor. Aslında bizim bunu yan çevirmemiz gerekiyor. R90 yazıyorum. Şöyle çevirdim. SY yazarak şöyle sadece Y ekseninde burayı küçülttüm. SX yazarak da X ekseninde büyütüyorum. Bakın voleybol texture'ımız düzgün bir şekilde gelmiş oldu. Şuradaki ufak kenarları da şöyle halletmemiz gerekecek.
Bakın tekstürümüz düzgün bir şekilde gelmiş oldu. Şimdi artık burayla işimiz bitti. Modeling kısmını açtım. Burada materyale tekrar bir bakalım. Bence gayet güzel oldu. Topumuz kaldı tabi burada. Top kısmını da şöyle yapacağız. Burada şimdi tüm parçaları şöyle seçiyorum. Join işlemi yapacağım. Hepsi tek obje olmuş oldu. Edit moda gelip şöyle tüm noktaları seçip M'ye basıp By Distance dersem burada 76 tane noktanın kaldırıldığını söyleyecek bize. Gereksiz kısımları da böyle silmiş olduk. Şimdi burada objemin belli kısımlarını renklendireceğim önce. X-ray'i açarak şöyle belli bölümleri seçmek istiyorum. Şimdi burayı elimizle seçelim artık çünkü herhangi bir sıkıntı olsun istemiyorum. Yani obje üzerinde yanlış yerleri seçmeyelim. Şöyle düzgün bir şekilde seçiyorum buraları. Son kez şurayı da şöyle seçerek buralara şimdi yeni bir renk verelim şuradan. Yeni materyal ekliyorum önce. Bu benim ana materyalim olacak. Obje üzerinde şöyle materyal görünümüne geliyorum. Şimdi burası siyah olacak. Objenin ana materyali. Şöyle siyah bir görüntü olacak. Yeni bir tane materyal ekleyeceğim. Burada da mavi renk vereceğim. Assign diyorum. Rengimiz burada gelmiş oldu. Biraz daha şöyle artık değiştirebiliriz. Renkleri en son ayarlayalım. Şimdi burada yine belli kısımları obje modunda seçmek istiyorum. Bu sefer şuraları seçeceğim. Burada bu şekilde olmuş oldu. Buraya da şimdi yeni bir materyal ekleyeceğim. Bu da sarı olsun. Aslında mavi rengi direkt buraya alabiliriz. Şöyle yapalım. Burada yeni bir tane materyal oluşturalım. Tıkladım hemen. Şöyle bu kısımlara koyu mavi renk verelim. Assign dedim. Burası koyu mavi olmuş oldu. Şuradaki turkuaz renkler de sarı olsun. Şöyle. Bakın daha düzgün bir görüntü oldu. Son olarak şu siyah kısımları da beyaz yapalım. Bunlara da yeni bir beyaz renk ekleyeceğim. Assign dedikten sonra topumuz oluşmuş oldu. Şimdi buna Shade Smooth işlemi yapalım. Bakın böyle görünüyor. Aslında bir derece şöyle Subdivision Surface Modifier ekleyebiliriz buna. Modifier'lara geliyorum. Yeni bir modifier oluşturacağım. Subdivision Surface ekledim. Böyle bir voleybol topumuz oluşmuş oldu. Buradan artık çıkabiliriz. Son olarak şuradaki merdivene de şunun aynı rengi vereceğiz. Bunun materyali neymiş hemen bakalım buradan. 0.10 yazıyor. Şuradan 0.10'u eklemiş oldum. Böylelikle merdivenimizi de renklendirdik. Bir sonraki dersimizde sahne üzerindeki son düzenlemeleri tamamlayıp renderimizi alalım. Sonraki derste görüşmek üzere.